Şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz gündemindeki konulara hassasiyetle yaklaşan Antalya Ticaret Borsası, tarımın, ticaretin ve sosyal hayatın sesi olmaya devam ediyor. Başkanımız Ali Çandır, Meclis Başkanımız Erdoğan Ekinci, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Halil Bülbül, Yönetim Kurulu Üyemiz Ragıp Gök ve Genel Sekreterimiz Tolga Analavant ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böce'yi ziyaret etti. Ziyarette tarım sektörü ve Antalya için yapılabilecek projeler konuşuldu. Borsamızın Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde yürüttüğü Antalya Buğdayını Arıyor projesi kapsamında buğday hasadı yapıldı. Hasada Başkanımız Ali Çandır, Yönetim Kurulu Üyemiz Cüneyt Doğan, Ragıp Gök ve komite üyelerimiz katıldı. Başkanımız Ali Çandır, Demirören Haber Ajansı'na Antalya Buğdayını Arıyor projesiyle ilgili röportaj verirken ıslah edilen çeşitlerin ihracatı ile ilgili bilgi verdi. ANET Olağanüstü Genel Kurulu'na Genel Sekreterimiz Tolga Analavant katıldı. Başkanımız Ali Çandır, TRT Radyo 1'de Ekonomi Günlüğü programının konuğu oldu. Antalya tarımını, tarımsal ticareti ve ihracatı anlattı. Antalya Tarım Konseyi işbirliğinde Dünya Süt Günü öncesinde Sürdürülebilir Süt Üretimi paneli düzenledik. ATB Basın Danışmanı Vahide Yanık moderatörlüğünde düzenlenen panele ATB 4. Meslek Komitesi Başkanı Yaşar Kocaoğlu, Antalya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeliha Öztürk, Elmalı Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ali Gümüşlü ve Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özgür konuk olarak katıldı. Panelde süt hayvancılığı, süt tüketimi, süt fiyatları, maliyetler ve süt üretiminde yaşanan sorun ve çözüm önerileri paylaşıldı. Borsamız tarafından hazırlanan Antalya Yaş Meyve Sebze Endeksi ile Antalya Domates Endeksi Mayıs ayı rakamları açıklandı. Domates miktar endeksi aylık %16.67 artarken, fiyat endeksi %36.21 azaldı. Sebze miktar endeksi aylık %44.36 artarken, fiyat endeksi %38.22 azaldı. Meyve miktar endeksi aylık %111.65 artarken, fiyat endeksi %26.20 azaldı. Başkanımız Ali Çandır, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 2023 Yılın Gazetecileri Ödül Töreni'ne katıldı. Çandır'a, borsamızın Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ne verdiği destekler nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi. Antalya Pamuklu Dokuma Sanayi Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurulu toplantısına Genel Sekreterimiz Tolga Analavant katıldı. Antalya Tarım Konseyi İşbirliği'nde Dünya Çevre Günü öncesinde Antalya'da Tarım ve Çevre Paneli düzenledik. ATB Basın Danışmanı Vahide Yanık moderatörlüğünde düzenlenen panele Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Antalya Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Hakkı Dikmen, Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Doçent Doktor Güray Doğan, Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ceren Şahin, Çevre Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğünden Zehra Gülen ve Yasin Güler konuk olarak katıldı. Panelde yaşanabilir ve sürdürülebilir dünya için çevre ve tarım konularında alınması gereken önlemler ve çalışmalar paylaşıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Çandır, Top Borsalar Müdürlüğü'nden Tahir Argüç ile birlikte, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Özcan, Sandıklı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Çetin, Sandıklı Ticaret Borsası Başkanı Hasan Toy, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üslü Serteser, Afyon Ticaret Borsa Başkanı Mehmet Müsürler, Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil İbrahim Aktepe, Bolvadin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uğur Fidan, Bolvadin Ticaret Borsası Başkanı Abdülkadir Boyar, Çay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sebahattin Dündar'ı ziyaret etti. Ziyaretlerde illerin ve bölgenin sorun ve talepleri konuşuldu. Kurban Bayramı öncesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Halil Bülbül Başkanlığında sektörel analiz toplantısı düzenledik. Toplantıya katılan sektör paydaşları hayvancılık ve kırmızı et ticaretinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini paylaştı. ANET Olağanüstü Genel Kurulu'na Genel Sekreterimiz Tolga Analavant katıldı. TRT Antalya Radyosu'nun konuğu olan Başkanımız Ali Çandır, Antalya Buğdayını Arıyor projesinin çıktılarını anlattı. Tarım topraklarının kaybını değerlendirdi.
Başkanımız Ali Çandır, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Başkanlığı'nda yapılan 3. Uluslararası Gastronomi Festivali Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Festivalle ilgili görüş ve önerilerini paylaştı. Başkanımız Ali Çandır, küresel riskler ve piyasalar başlığı ile düzenlenen ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü, Ekonomi Gazetesi yazarı Profesör Doktor Emre Alkin'in konuşmacı olduğu ANSİAD 10. olağan toplantısına katıldı. Başkanımız Ali Çandır, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Ali Öztop ve beraberindeki kadın kooperatifleri başkanları ile borsamızda görüştü. Ziyarette, kooperatiflerin üretim ve pazarlama olanaklarını geliştirmek amacıyla işbirliği imkanları değerlendirildi. Antalya Tarım Konseyi işbirliğinde toprak haftası öncesinde Antalya'da tarım topraklarının sürdürülebilir kullanımı panelini düzenledik. ATB Basın Danışmanı Vahide Yanık moderatörlüğünde düzenlenen panele, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Kaplan, BATEM'den Doçent Doktor Filiz Akdüren Asri, Gübre Üreticileri, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Yaşar Aydın konuk olarak katıldı. Panelde kıt kaynak olan toprağın korunması, sürdürülebilirliği konuşuldu. TOB Yönetim Kurulu üyesi ve Başkanımız Ali Çandır, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz'ü, TOB İletişim Başkan Danışmanı Çağlayan Dündar ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette, tarım meslek liseleri, tarım sektörünün mesleki eğitim sisteminden beklentileri konuşuldu. TOB Yönetim Kurulu üyesi ve Başkanımız Ali Çandır, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durağı, TOB İletişim Başkan Danışmanı Çağlayan Dündar ile birlikte ziyaret ederek 9-13 Ekim'de düzenleyeceğimiz Yöresel Ürünler Fuarı Yörex hakkında bilgi verdi. Ziyarette, coğrafi işaretlerle ilgili çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. TOB Yönetim Kurulu üyesi ve Başkanımız Ali Çandır, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek'i TOB Başkan Danışmanı Çağlayan Dündar ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette, bölgesel ve kırsal kalkınmayla ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Sektör Meclis Toplantısı, TOB Yönetim Kurulu üyesi ve Borsamız Başkanı Ali Çandır Başkanlığında, Meclis Başkanı Kemal Yaman Karadeniz ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda sektörel konular, sorun ve çözüm önerileri konuşuldu. Yapımında emeğimiz olan Ticaret Borsası Sent Polikliniği ve Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin daha iyi koşullarda hizmet vermesi için dün olduğu gibi bugün de destek olmaya devam ediyoruz. Merhabalar, Ticaret Borsası Sent Polikliniği'ne hoş geldiniz. Ayda 20 bin, yılda 250 bin hasta muayenesi yapılan Sent Polikliniğimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Kuruluşunun ilk gününden beri destek ve yardımlarını üzerimizden çekmeyen Antalya Ticaret Borsası'nın 104. kuruluş yıl dönümlerini kutluyoruz. Birlikteliğimizin devamını diliyoruz. Her ay düzenli olarak toplanan meslek komitelerimizde üyeler, sektörleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Haziran ayı faaliyetlerimizin basına yansımaları.